Siber güvenlik hayatımızda 10-15 yıldır var gibi görünse de aslında çok daha eski bir disiplin. Milattan önceki çağlara kadar dayanan bir konudan bahsediyoruz. Özellikle o dönemdeki orduların gizli yazışmalarında ve kriptografi anlamında yöntemler görüyoruz. Hatta hepimizin bildiği bir Truva atı hadisesi vardır. Gizlice içeri bir ordunun sızması bu at içerisinde ve daha sonra da saldırı gerçekleştirmesi. Tabii internetin ve bilişimin hayatımıza da yaygınlaşmasıyla beraber aslında gerçek anlamını kazandı diyebiliriz siber tehditler. Özellikle bu ilk bilgisayarın ortaya çıktığı 1950'li yıllardan bahsediyoruz ve internetin ve ağ teknolojilerinin hayatımıza yaygınlaşmaya başladığı 70'li yıllarda yaygınlaşmasıyla beraber ve kurumlarda kullanılmasıyla beraber gerçek siber tehditleri de görmeye başlıyoruz. Örneğin ilk virüs ve ilk antivirüs hayatımıza 1971 yılında giriyor. Geldiğimiz noktada çok fazla farklı tehditin olduğunu söylemek mümkün. Çünkü verilerin hacmi, değeri, kıymeti arttıkça ve bilgilerin gizliliği arttıkça bunu almaya çalışan ve ifşa etmeye çalışan saldırganlar da ciddi seviyede artıyor. Bunları çeşitli sektörlerde şu anda çok farklı şekillerde görüyoruz. Bu saldırı çeşitlerini, tehdit şekillerini ve hayatımızı önemli ölçüde etkiliyor. Son yıllarda büyük finansal kayıplar, büyük veri ifşaları, gizli bilgilerin ortaya çıkması gibi pek çok olay yaşadık. Bu da kurumların aslında farkındalığın oluşmasına biraz katkıda bulundu. İyi anlamda değil maalesef ama tabii ki bu tür yaşanan vakalar siber güvenlik farkındalığının artmasıyla sonuçlanıyor. Fidye yazılımları, oltalama saldırıları, bunun dışında istikrarlı, sistematik saldırılar da görmek söz konusu kuruluşlarda. Özellikle bankacılık, telekom, enerji sektörü, kritik altyapıları etkileyen çok fazla güncel tehdit bulunuyor. Kuruluşların özetle bunlarla mücadele edebilmesi için çok yönlü bir siber güvenlik programını hayata geçirmeleri gerekiyor.